Ülkenin bugün en önemli sorunu barıştır, huzurdur, istikrardır ve adalettir. Hukuku öne almadan demokrasiyi gerçekleştirmek mümkün değildir. Bunun için de üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü düşünmek mecburiyetindeyiz. Ama bu nasıl olur? Tabii ki yargı bağımsızlığıyla olur. Peki istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. Yargı, yasama, yürütme birbirinden ayrı çalışan, birbirini dengeleyen ve denetleyen bir sistemi, mekanizmayı getirmediğimiz süre içerisinde daha biz bu ekonomiyi çok konuşuruz, yolsuzlukları çok konuşuruz ve bunların sıkıntısını gelecekte çocuklarımız ve torunlarımız çeker. Ülkemizde inancını özgürce yaşamak isteyenlere, ifade özgürlüğünü, düşüncesini rahatlıkla söyleyebilme imkanını, iklimini yaratmıyoruz. Davutoğlu hükümetinde cemevleriyle ilgili bir açıklamanız var, bir taahhüdünüz var. Cemevleri ibadethane olacaktır diye. Ondan sonraki hükümette bu tamamen kaldırıldı. Aleviler bu memlekette vergi veriyor, askerlik yapıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasiden ayrılmayan ve özgür düşüncesini rahatlıkla ifade eden bu kesim gerçekten vergisini veriyor ama vergisini bu hükümete de bu uygulamayı geciktirenlere de asla helal etmiyor. Ve etmeyecektir. Hani diyoruz ya, kul hakkı yemeyelim diye, siz sadece bir kulun değil, özgürce inancını yaşamak isteyen bu kesime gerçekten onların haklarını yiyorsunuz. Ya bu dünyada veremediğiniz hesabı muhakkak öbür dünyada vereceksiniz. Arkadaşlar, hal ve gidiş kötü. Ben ilkokulda, benim devrem bilir, matematikten iyi al, bütün derslerden iyi al ama altta hal ve gidiş vardır. Eğer zayıfsa siz sınıftan geçemezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu hükümetin hal ve gidişi kötüdür. Ulaştırmayı şöyle yaptım, demir yolunu böyle yaptım, bankaları şöyle yaptım demekle toplumdan geçer not alamazsınız. Hal ve gidişiniz kötü. Derhal gereğini yerine getirir. Ama derhal.